bugün aslında en çok merak edilen konulardan bir tanesini dilim döndüğünce anlatmaya çalışacağım. Diş eti çekilmesi. Bütün herkesin aramalarında, Google aramalarında diş eti hastalıkları ile ilgili ne var diye soracak olursanız diş eti çekilmesi en çok merak edilen ama belki de en çok yanıt alınamayan konulardan bir tanesi oluyor. Çünkü diş eti çekilmeleri çok farklı şekilde karşımıza çıkıyor ve aslında kişiye özel. Burada göstermek istediğim birkaç vaka var. 4 tane vaka üzerinden diş eti çekilmelerinin farklı formlarını size ifade etmek istiyorum. Örnekse ilk vakada hastamızın diş eti fenotipi ince olduğu için meydana gelen bir diş eti çekilmesi. Bu hastamızın yaşı aslında çok ileri yaşta değil. Tamamen anatomik olarak diş etlerinin ince olmasıyla ve belki de dişlerini çok fazla travmatik fırçaladığı için, sert fırçaladığı için meydana gelen diş eti çekilmesi vakası. İkinci göstermek istediğim vaka ise birinci durumdan aslında çok farklı bir şekilde meydana gelen bir diş eti çekilmesi durumu. Alt keser dişte gördüğünüz gibi bir diş eti çekilmesi var ve bu hastamızda kuvvetle muhtemel hassasiyet problemleri de oluyordur. Bu çekilmenin sebebi ise alt dişimize uzanan dudak bağı dediğimiz bir bağ. Bu dudak bağı diş etini aşağıya doğru çekmiş olduğu için burada bu kök yüzeyimizin açıkta olduğunu görüyoruz. Yine buradaki durumda bu dişlerimizin rotasyonlu olmasıyla alakalı bir durum söz konusu. Rotasyondan kastım şu, dişlerin çapraşık olması ve bir miktar pozisyonlarının da çene kemiği içerisinde önde olması. Bu dişlerin önünde kuvvetle muhtemel diş etini açtığımızda görecek olduğumuz şey şu, kemiğin olmadığı ve buna bağlı olarak da diş eti çekilmelerinin meydana gelmiş olduğu. En son göstermek istediğim vaka ise daha yaygın olarak günümüzde gözüken, toplumumuzda gözüken bir diş eti çekilmesi vakası. Aslında bu ağzımızın tüm bölgelerinde yaygın olarak gözükür ama burada bu bölgeyle kısıtlı daha dramatik olarak ama yine hastamızın diğer bölgelerinde de diş eti çekilmesi var. Bu diş eti çekilmesinin sebebi ise daha çok dişlerimiz üzerinde biriken diş taşlarımızın içerisinde bulunan bakterilerin diş etlerinizde enzimatik bozulmalara yol açarak diş etlerinizin erimesine ve kemik erimelerinin meydana gelmesiyle başımıza gelen durumlar esasında. Burada gördüğünüz gibi dişlerimizin aralarında papil dediğimiz diş etlerinin kaybından bahsediyoruz. Şimdi hastalarımızın büyük bir çoğunluğu şunu merak ediyor. Diş et çekilmesini tedavi edebilir miyiz? Evde nasıl tedavi edebiliriz? Diş et çekilmesinin tedavisi nedir diye sorduklarında biz muayene etmeden bir şey söyleyemeyeceğimizi söylüyoruz. Bunun sebebi tamamen aslında bu. Bizim diş eti çekilmemiz hangi sebebe bağlı olarak meydana geldi? Ağzımızın içerisindeki durum ne? Bunu önleyebilir miyiz ve tedavi seçeneklerimiz de buna bağlı olarak çok fark ediyor. Örnekse sırayla anlatmam gerekirse bu hastamızda bağ dokusu grafti operasyonu yapmalıyız. Ne demek bağ dokusu grafti? Damağımızdan aldığımız bir diş eti parçasını buradaki dokulara yerleştirip bu diş etini biraz aşağıya doğru çekip buradaki kök yüzeylerini kapatmaya yönelik bir tedavi aslında bu. Yine bu iki vakamızda da serbest diş eti grafti operasyonuyla çekilmiş olan diş eti bölgelerimizin tamamlanması işlemi gerçekleştirilir. Ama en son vakada bahsettiğim diş taşlarımızın birikmesine bağlı olarak meydana gelen diş eti çekilmelerini kapatmamız maalesef mümkün değil ama bu gidişatı durdurmakla yükümlüyüz. Bunu yaparken de öncelikli olarak faz 1 periodontal tedavi dediğimiz diş taşı temizlikleri, kök yüzey düzleştirmesi ve gerekiyorsa flap operasyonları yaparak bu süreci durdurmayı hedefliyoruz. Siz de diş eti çekilmeleriyle ilgili daha fazla bilgi almak, var olan durumunuzu bizimle paylaşmak istiyorsanız bizlere ulaşabilir, bizlerden bilgi alabilirsiniz. Sağlıklı günler dilerim.